Bir de en çok ütü yapmak nedir demişsiniz. Yani ütü. Mesela kırışık bir şey ütülüyorsunuz. Ütü yaptığınızı görüyorum. Şimdi ütü sıcak bir şey. Ve elektrikle çalışıyor. Ve kıyafet. Yani size ait kıyafetleri ütülüyorsunuz. Çok güzel iş kapılarınızın. Yani kötü giden, kırışık, karışık. Yani mesela eğitiminiz yarımsa tamamlayacaksınız. O iş olmaz derken o işte kalıcı olacaksınız. Bir ilişkiniz var ve bir türlü düzeltemiyorsunuz ya. Yani bu ilişkiden bir şey olmaz dediğimiz nokta. Düzeltmek bu ilişkide evlilik yapacağınız ve hayırlı bir evlilik yapacağınız gösterir. Parasal konularda sıkıntılarınız varsa, ütü yapıyorsanız artık bu kırışıklıklar, bu düzensizlikler bitip rızkınız, aydınlanacağınız kapılarını kendi imkanlarınızla, başkasının da değil. Çünkü kendiniz ütü yapıyorsunuz. Kendi kazancınızla, kendi oluşumunuzla pürüzleri çözüp daha bereketli, daha hayırlı noktalara erişeceğinizi gösterir. Eğer anneniz ütü yapıyorsa, onun kendi kardeşler arasında çözmeye çalıştığı mal konuşma usullerindeki tartışmalar zaman içerisinde oturup haklar verileceğini gösterir. Eğer babanız ütü yapıyorsa, iş konusunda haksızlığa uğrayabilir. Çevresindeki insanların emeğinde gözü olabilir. Yaptığı mala insanlar bu nereden ne yapıyor da malı kazanıyor diye düşüncelere sebep olsa da o kişi alnının teriyle başarıya eriştiği ve haklarına sahip ol. Mesela ütü yapıyorsunuz ya, bir bina dikmek, bir arsa yapmayı düşünüyor olabilirsiniz. Ütü yaptığınız zaman tapusu, toprağı size ait malı da temsil eder ve güçlenmeyi temsil eder. Parasal problemlerimizin gideceği. Eğer sağlık probleminiz varsa ütü yapılıyor, vücudumuzda kanseriz diyelim ki ciddi anlamda. Ütü düzleşme, artık sağlığınızla alakalı krizler önlenecek. Tedaviye cevap vereceğinizi gösterir. O yüzden ütü yapmak hayırdır. Eğer genç kızınız ütü yapıyorsa ona da hayırlı bir kısmet. Oğlunuz ütü yapıyorsa çok iyi bir insanla düzen kurup çok kalabalık bir aileye temsil edeceğini gösterir efendim. Hoşça kalın.